Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Dolabımı açtığımda baktım neler varsa şu anda onları hazırlayacağım. Bugün neler yapacağım onları bir sıralayayım. Beyti kebabı hazırlayacağım. Bir havuç çorbası, bir de karnabahar kızartması yapacağım. Üzerine yoğurt ve sarımsakla birlikte yiyebilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Hemen şimdi beyti kebabın köftesini hazırlayarak başlayayım. 400 gram dana kıyma, hafif yağlı olacak şekilde. Hemen şöyle bir adet yumurta, yarım su bardağı galeta unu, ekmek içi de kullanabilirsiniz. Şöyle bir tutam maydanoz, baharat olarak da pul biber, karabiber, tuz ve kimyon. Kimyonu diğer baharatlara göre biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle bir adet kuru soğanı rendeleyeceğim. Şöyle rendenin ince kısmıyla da iki diş sarımsağı da rendeliyorum. Şimdi artık elimle şöyle yoğuruyorum. Köfteyi ortalama bir 5 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ederim. Ne kadar yoğurursanız köfteniz o kadar güzel olur. Köfteyi yoğurdum. Şöyle yanıma birazcık sıvı yağ aldım. Tepsiyi biraz yağlayacağım. Çok fazla değil. Elimi de biraz yağlıyorum. Kıymadan şöyle 3 parça yapacağım. Önce yuvarlıyorum. Şöyle uzunlamasına. Arada elimi yağlıyorum ki yapışmaması için. Köfteleri yapacağınız kalınlığa göre beyti kebabı çıkacaktır. Çok aşırı derecede ince de yapmayın. Çok kalın da değil. Yeterli. Hemen şöyle tepsiye alıyorum. Piştikten sonra toparlayacaktır kıyma. Hemen diğerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Derecelik önceden ısıtılmış fırında sadece hafif kızartacağım. Hafif kızardıktan sonra hemen fırından alacağım. Köfte fırındayken ben orada hemen çorbamı yapacağım. Şöyle 3 adet orta boy kadar diyebilirim havuçla bir tane de şöyle orta boy patates kullanacağım ve bir tane de kuru soğan. Havuç ve patatesleri önce rendeleyeyim, yıkadım. Rendenin büyük yeriyle rendeleyeceğim. Patates ve havucu beraber rendeleyeceğim. Ayırmanıza gerek yok. Ocağın başına geçtim. Artık çorba yapmaya başlıyorum. Tencereyi ocağıma aldım. Altında yakıyorum. Şöyle yarım çay bardağından daha az sıvı yağ ekliyorum. Isınan yağın içerisine bir adet yemeklik doğradığım orta boy kuru soğanı ekliyorum. Soğanlar pembeleştikten sonra şöyle üzerine bir yemek kaşığı çok aşırı doldurmadan un. Birazcık unla kavuracağım. Şöyle bir 15-20 saniye kavursanız yeterli. Hemen ardından rendelediğim havuç ve patatesleri ekliyorum. Karıştırıyorum. Undan dolayı, dibine tutacağından dolayı şöyle yarım çay bardağı su ekliyorum. Hafif havuç ve patatesler sönene kadar kavuracağım. Şöyle karton bardaklarla dolaba ve buzluğa kaldırdım. Bir adet kemik suyunu ekliyorum. Tavuk suyu da olabilir, et suyu da olabilir. Ya da hiçbir şey koymasanız da direkt suyla da yapabilirsiniz.
Şöyle tuzunu ekliyorum. Hemen ardından suyunu. Şöyle biraz daha su ekleyeyim. Kıvamını blenderdan çektikten sonra da ayarlayabilirsiniz. Pişsin havuçlar falan. Blenderdan çekeceğim. O esnada da suyunu ayarlayabilirsiniz. Bu sefer çok fazla su eklemeyin. Çok sulu olur. Şöyle kapağını yarım olacak şekilde kapatıyorum. Altında kısacağım. Havuç ve patatesler pişene kadar ocakta tutacağım. Ve hemen beyti kebabının köftesine tekrar döneyim. Köfteyi fırından çıkardım. Hafif şöyle bir iki yerden parçalanmış ama sorun değil. Zaten sararken hafif küçülterek koyacaktım yufkanın üzerine. Hemen kenara alıyorum. Şöyle bir adet yufkayı ikiye katlıyorum. Şöyle birazcık sıvı yağla yağlıyorum. Çok fazla değil. Zaten köftem yağlı olduğu için çok yağlamayacağım. Şöyle bir iki yerine sadece. Şöyle fırından çıkardığım köfteleri diziyorum. Siz isterseniz biraz daha küçük yapabilirsiniz. Şöyle dizdikten sonra kenarlarını üzerine atıyorum. Ve rulo yapıyorum. Sıkı sıkı sardım. Tepsime yumalıyorum. Şöyle hafif yağladım. Şöyle hemen hemen iki parmak kalınlığında kesiyorum. Hafif aralıklı dizeceğim. Diğer yufkamı da serdim. Şöyle birazcık yağlıyorum. Toplamda 2 adet yufka kullanmış oldum yaptığım köfteye. Yine bugün hazırladığım menü 4 kişilik ama bu köfte biraz fazla olabilir. 4 ila 6 kişiye kadar yetecektir. Üzerine şöyle azar azar yağ damlatıyorum. Çok az, çok fazla değil. Hemen hemen yemek kaşığın ucuyla sadece üzerlerinin kızarması için. Alt üst ayarda ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Hemen tekrardan o arada çorbama bakayım ben de. Kabak ve havuçlar artık pişti. Blenderla iyice patates ve havuçlar dağılana kadar eziyorum. Bu esnada ocağın altı yanıyor. Yeterli, tam anlamıyla ezildi artık. Şöyle kıvamına bakıyorum. Bayağı koyu. Hemen ben burada birazcık su kaynattım. Onu ekliyorum. Eğer ki et suyu eklemeyecekseniz bu esnada bir su bardağı süt ekleyebilirsiniz. Yeterli. Şöyle bir iki taşım kaynatıp artık ocaktan alacağım. Altını kapatıyorum. Kapağını da kapatıyorum artık. Bu tarafı alıyorum. Hazır çorba. Karnabaharları kızartmak için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. Karnabaharı yıkadım. Kaynattığım suyu üzerine döküyorum. Normal soğuk su da koyabilirsiniz, fark etmez.
Şöyle kapağını kapatıyorum. O artık burada haşlansın. Ben orada beyti kebabının domates sosunu hazırlayacağım. Tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. Şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağını tavama koyuyorum. Yağ ısındıktan sonra 3 adet orta boy domatesi robottan çektim. Onu da ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu biber salçası. Domates de koyabilirsiniz. Onu da ekliyorum. Şöyle içerisine dağıtacağım. Şöyle bir miktar tuz. Birbirine karıştıktan sonra şöyle yarım çay bardağı su ekliyorum. Artık ara ara şöyle karıştırarak sosu bir 10 dakika pişireceğim. Bu arada beyti kebabını da fırından çıkardım. Pişti artık. Sosun baharatlarını ekliyorum artık. Şöyle bir tutam karabiber, çok az. Az bir şey kaşığın ucuyla pul biber. Tatlı kaşığın ucuyla da kekik ekliyorum. Sosum pişti artık. Karnabaharları haşladım. Çok fazla dağılmadı gördüğünüz gibi. Hafif, böyle çok hafif, diri kaldığını anladığınızda alın. Eğer çok haşlarsanız bu sefer çok dağılıyor. Şimdi öncelikle karnabahar için bir sos hazırlayacağım. Böyle 2 adet yumurta. 1 yemek kaşığı tepeleme dolusu un. Şöyle çeyrek çay bardağından daha az su ekliyorum. Şöyle bir miktar da tuz. Bunları çırpıyorum. Hazırladığım sosa şöyle karnabaharları batırıyorum. İyice şöyle süzdürün. Bir kabın içine alıyorum. Tümünü böyle hazırlayacağım. Ondan sonra kızartma işlemine geçeceğim. Daha rahat oluyor. Eğer karnabaharınız daha fazlaysa yumurtayı ve unu çoğaltabilirsiniz. Karnabaharları kızartmak için şöyle uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum hemen. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağım ısındıktan sonra şöyle karnabaharları koyuyorum. Ters düz çevire çevire kızartacağım. Kızaranları çeviriyorum. Kızaranları alıyorum servis tabağına. Karnabaharların da hepsi kızardı. Sonuçları alıyorum. Tüm yemeklerim hazır. Artık yemeklerimin son haline geçebilirim. Beyti kebaplarını şöyle bir tavanın içerisine alacağım. Bugün de yemeklerim hepsi hazır. Beyti kebabıyla karnabahar sarımsaklı yoğurtla yendiği için o şekilde servis edeceğim. Hemen öncelikle yemeklerimin tabaktaki son halini sizlere göstereyim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.